Herkese selamlar arkadaşlar. Aslında girişi daha farklı yapacaktım ama yatak odasını bugün temizleyeceğiz arkadaşlar beraber. Az önce süpürdüm. Villa'da yapacağım. Sonra toz alacağım. Ondan sonra da yazlıklarımızı çıkartacağız artık. Yani burada yaz geldi. Artık geçecek. Ben daha yazlıkları çıkartmadım. Onları da sizlerle konuşacağız birazdan. Kuru fasulye yapacağım şu anda. Fasulye koymuştum haşlamaya. Onlar haşlandı. O yüzden ben de hemen yemeği koyayım dedim. Öğlen yemeği vakti de geliyor. Saat 12.30 falan şu anda. Hızlı hızlı ben de bir yemek yapayım dedim. Bugün evdeyim. Pazar günü. Sabah Yasin'le kahvaltı etmiştik. İkimiz de diyetteyiz. Diyette kahvaltı yaptık. Şimdi öğlen yemeğinde de bir kuru fasulye yapayım dedim. Bir de bulgur pilavımı yapsam dedim ama sonra canım çekmedi bulgur pilavı. Yesim gelmedi. Allah ne yaptım? Soğanları gördünüz mü? Sadece kuru fasulye yapacağım. Bir insanın canı da neden kuru fasulye çeker değil mi? Ben severim ama. Akşamları da çok 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 daha hafif yiyoruz. Yani yemek yiyeceğimizde öğlen yiyoruz. Su kaynadı. Bir yandan da kettle çalışıyordu onun sesinden. Duyabildiniz mi acaba? Bir de şu an her yerin camı açık. Havalansın diye. Rüzgar esiyor biraz, yani ceyran yapıyor. Şimdi yemeği ateşe koyduktan sonra yatak odasındaki işlerimi bitirmeye gideceğim. Sonra da yere bile de yaptıktan sonra onun kurumasını beklerken de duşa gireceğim. Duşa girip çıktıktan sonra da kameranın karşısına geçeceğim artık. Şu anda kendimi gösteremiyorum. Çok terledim, yoruldum. Herkese selam arkadaşlar, şükür kavuşturana. Benim kuru fasulye yalan oldu arkadaşlar. Aşağıda kayınvalidemlerde mangal yapmışlar. Oraya indik. Tavuk vardı, şöyle 3 parça falan tavuk yedim küçük. O kadar, ekmeksiz. Çünkü çok kararlı, diyetteyim. Ve kaç kilo verdim biliyor musunuz? Bir haftada mı? Bugün 28 mi? Bugün ayın 28'i herhalde. 8 günde 29'u mu yoksa? Ya 28'i ya 29'u bugün, pazar günü. 20'sinde başlamıştım ya, 8 ya 9 gün oldu yani. Tam 3.7 kilo verdim. 3 kilo 700 gram verdim tam. Bununla ilgili de videolar çekmeyi düşünüyorum. Beraber ne yiyorum, ne içiyorum, kaç kilo veriyorum. İşte mesela bir haftalık video falan gibi videolar yapabilirim aslında. Daha önce yapıyordum, kanalımı ilk açtığımda falan yapıyordum. Siz de çok seviyordunuz. O videolarımı izleyenler var mı acaba? Çok merak ediyorum. O kadar eskiden beri beni takip edenler kesin vardır aranızda. Neyse, ben temizlik yaptım ya, sonra hemen duşa girdim. Aşağıdan çağrılınca hemen duşa girdim. Çok terlemiştim. O yüzden saçlarım biraz yoluk gibi. Şimdi halılarımızı serelim. Şimdi yatak odamız temizlendi. Tertemiz oldu her yeri. Şurası da öyle.
Aynam da öyle. Dolaplarım. Şimdi halılarımızı serelim. Böyle koyayım size de biraz uzak olduğunuz herhalde ama şöyle hemen serip geleceğim. Evet, şurası kalmış. Sabahtan beri yani siz çok kısa bir şekilde izlediniz, hızlandırmış bir şekilde ama ben hani temizlik yaparken sürekli çektiğim için biraz şarjım bitmiş. 44 kalmış. Birazcık telefonu şarja koyayım. Yasin geldi. Biraz onunla bir kahve içelim. Ondan sonra yazlıkları çıkartacağız artık. Biraz sonra görüşürüz. Evet. Geldim. Arkadaşlar şarjım da biraz dolmuş. 66 falan olmuş. Hemen işe koyuluyorum. Hava kararmadan. Hemen geleceğim. Bir şey getireceğim. Herkesin çok övdüğü şu büyük kova mendillerden aldım. Bunlar ıslak mendil gibi ama daha kalın. Bez gibi yani. Islak mendilin daha bez hali. Ve biraz daha büyük. Çok güzel kokuyor. Açtım şimdi. Yani sabah da tozu falan da bununla aldım. Her şeyi yapabiliyormuşsunuz bununla. Her yerde de kullanılıyor. O yüzden kullandım bugün. Bayağı da sevdim ben bunu. Şimdi dolaptan kıyafetlerimi çıkardım da dolapların rafların içlerini bununla sileceğim. Öyle yerleştireceğim yeni eşyaları. Şimdi başlıyorum. Gerçekten buradaki kışlıkları gördükçe böyle darallar geliyor her gün. Zaten dolabın içi de çok karman çorman oldu görüyorsunuz şu anda. Kışlıklar ve yazlıklar karıştı. Diğer dolaptan yazlık alıyorum, buraya getiriyorum. Öyle kalıyor yani. O yüzden hemen düzenlemek istiyorum burayı. Şöyle şunları çıkartayım. Üstte şöyle iki tane yazdığım var. Onları alıyorum. Arkasında da bir şeyler kalmış. Bu da yazlık. Gerçekten o kadar sıcak ki artık havalar kışlık görmeye katlanamıyorum yani. Şöyle ince ince yazdıklarımız çıksın meydana artık. Ve neyim var neyim yok bilmiyorum yani sürekli aynı şeyleri giyip duruyorum o yüzden. Ama bu sene de iyi kış oldu burada arkadaşlar. Geçen kış bu kadar değildi. Arasında yazlık var mı diye bakıyorum da. Geçen kış hiç bu kadar değildi. Bu sefer hem uzun sürdü yani Mayıs'ın ortasına kadar sürdü soğuklar. Hem de çok soğuktu yani. Hani bir an önce artık havalar ısınsın, yaz gelsin diyorduk. Yaz da birden geldi. Şimdi bu kışlıklar kalın şeyler oldukları için çok yer kaplıyorlardı. Yazlıkları getirince kesin böyle çok az az kalacaklar. Bir de ütülenecek bir sürü şeyimiz var arkadaşlar. Bir sürü. Ütü çok birikti. Evet, boşalttım. Şimdi hemen şununla bir temizleyeyim. Bakın şöyle yakından göstereceğim. Kalın bezler. Kullanan süper kokuyorlar. Kokuları çok güzel. Ve sildiğin yerden böyle kokusu geliyor. Çok da tozlanmamış aslında. Ben daha fazla şey bekliyordum ama bu kadar pis değildi. Şimdi diğer odadan yazlıkları getiriyorum. Bunlar da orada kıyafet ararken o kadar dağılmışlar ki. Şunları biraz götüreyim oraya. Orayı sonra düzenlerim. Burası çok kalabalık oldu.
bunlar eşofman takımlarım. Bunlar kışlık ama mesela şu eşofman altlarını yazın giyiyorum. Yani üstleri uzun kollu diye kışlık. Yani normalde inceler, çok kalın değiller. Hepsini yazın giyebilirim. O yüzden bunların takım takım durmasını istiyorum. Yine aynı yerde en üstte. Tekli eşofmanlarım ayrı bir yerde. Altta bir bölmede. Bunlar böyle dursun. Altı burada, üstü de diğer odada olsun istemiyorum. Şimdi her şeyi koyalım. Ay arkadaşlar, ben hem iş yapayım hem size bir şey anlatayım. Geçen haftalarda video atamadım. Benim normalde migrenim vardı zaten. Yani sürekli başım ağrı. Haftada bir iki ağrı kesici kullanırdım. Ama geçenlerde ağrı bir tuttu. Migren bir geldi ama size anlatamam. Yani ben bugüne kadar öyle bir ağrı hiç çekmedim. Mesela bunu da yazın giyiyorum. Çok kötü oldum. İş yerindeydim. Birden başıma çok güçlü bir ağrı girdi. Ağrı kesici içtim, hemen işe yaramadı. O yüzden sonra kalktım, hemen doktora gittim. Beni yatırdılar hastaneye. Gün boyunca da serum takıldı. Hastanede yattım yani. İşe falan da gidemedim, izin aldım. Ay öyle bir şey oldu yani. Bayağı onun sonrasında da bayağı bir kendimi toparlayamadım. Yani sürekli başım kazan gibiydi. İyileşemedim. Yani bir 10 gün falan kendime gelemedim bir baş ağrısı yüzünden. Bir haftada izinliydim zaten. Evde yattım. Yani yataktan bile kalkamıyordum. Sürekli uyku hali falan verdikleri ilaçlardan dolayı. Çok kötüydü. İnşallah bir daha olmaz. Migren tedavisine de başlandı. İlaç falan verdi doktor. Onları kullanıyorum. Öyle. Şöyle kırışmayacak kumaşta olanları bir yere, dışarıda giyeceklerimi bir yere, evde giyeceklerimi de bir yere ayıracağım. Kırışacak olanları da ortadaki rafa asacağım. Öyle düşündüm. Şimdi biraz kategoriledim. Altı askılılar, üstte kısa kollular var. Evde giymelik kısa kollularım bunlar. Yazın çünkü sürekli evde tişört değiştiriyorum, günde 3-4 defa. Böyle daha bir sürü gelecek, onları da ütüleyeceğim. Ütüleyip bunun üzerine koyacağım. Burası bu şekilde. Bunlar şöyle dışarıda her gün giyebileceğim kısa kollular, işte askılılar hepsi var. Bunlar, şurası sadece croplar. Bunların hepsi crop. Bunlar da burada kalsın. Şuradakilerin hepsi alt ve bir tane elbise var. Şortlar, etekler falan. Bunlar biraz daha böyle kalsın. Onları çünkü şu aşağı rafa dizeceğim. Daha düzenlemedim orayı. Şurası vereceklerim. Şunlar diğer odaya. Bunlar evde saç falan boyarken giyeceğim üstler. Şunlar geceliklerim ve pijamalarım. Şimdi ütüyü buraya getireceğim. Burada yapacağım ütüyü. Askım da bu halde. Şurada da kışlıklar var. Onları da çıkartacağım. Buraya sadece kırışabilecek kısa kolluları asacağım. Şunları falan indireceğim. Onlar kırışmaz. Alt taraf, şuraya pijamalarımı koyuyorum ben hep. Şurayı bir düzenleyeceğim. Yine yazlık ve kışlıklar karışmış. Çantalarım orada karışmış. Onları da boşaltıp yapacağım. Ama şu an yatağın üzeri dolu diye bunlar kalsın. En son yapacağım. Şu raftakileri de çıkartayım. Ütülenecekleri de getirdim. Bunlar sadece benimkiler. Daha Yasin'inkiler var. Ama onları bugün yapmam herhalde. Kendi tarafımı bir yapayım. Yasin'inki hazır zaten. O bayağı önce düzenlemiştim onun dolabını. Bir de bu arada bir haberim var size. Ama şimdi söylemeyeceğim. Birkaç video sonra. Hamile değilim ama onu düşünmeyin de. Başka bir haber. Ama birkaç gün zamanı var.
Şimdi şuraya dizdim. En üstte eşofman takımlarım var. Görüyor musunuz kışlıklar ne kadar böyle doluydu. Yazlıklar çok az kaldı. Şu üste şöyle yan bir şekilde koydum croplarımı ve evde giyilecek tişörtlerimi. Burada arkada şortlarım, elbise tarzı, etek tarzı şeylerim var. Önde de dışarıda giyebileceğim üstler var. Kırışmayacak olanlar var. Şu askıyı da böyle yaptım. Şurada bir tane boş kaldı. Aslında daha da lazım buraya. Şuradaki elbiseleri biraz boşaltırım. Çünkü buraya gelecek daha çok tişörtüm var kirlilerde. Yıkanacak, ütülenecek buraya gelecek. Biliyorum ona şey ayarlayacağım. Askı ayarlamam gerekiyor. Şimdilik onları şöyle siyahtan desenli ve renkli en son beyaz olarak. Daha mesela 3-4 tane beyaz tişörtüm var buraya gelecek. O şekilde sıraladım. Şimdi şuradaki pijamaları kaldıracağım. Bunlar kışlık çoğu. Arkada çantalarım var. Onları da çıkartıp şurayı bir sileceğim. Şurası çok karışık arkadaşlar. Pantolonlarım bayağı bir karışık. Burada pantolonlar var. Burada altta da eşofman tayt tarzı şeylerim var. Şu pantolonlar bayağı bir karışık. Arkası da var. Ve çoğu terziye gidecek pantolonlar. Onları da ayıracağım. O kadar sıcak ki, o kadar terledim ki şöyle yukarıdan saçımı topladım. Lütfen saçımın çirkinliğine bakmayın. Ben hiç bakamayacağım çünkü şu anda horozlarımızın sesini de duyuyorsunuz. Kurumuş. Bunları en son Trendyol'dan aldım. Çok tatlılar. Çok da rahatlar. En sevdiğim pijama takımım bu mesela. Şöyle kendimi de çekeyim. Kendimi çekmesem iyi aslında. Tipim çok kötü ama. Beni de görün. Pantolonu yeni aldım Trendyol'dan. Mamci. Bunun hiçbir sıkıntısı yok. Bu kalacak. Şu pantolonun paçalarını kendim kesmiştim. Ama aynı zamanda şurada bir yırtmacı var. O yüzden kendim kestiğim için güzel durmadı. Normalde kendim kestiğimi de seviyorum pantolonları. Ama bunu yaptırmaya vereceğim. Bunun da bir sıkıntısı yok. Siyah bir mamci. Ben zaten yazın en çok mamcin giymeyi seviyorum. Dar kotlar falan biraz sevmiyorum. Sıcakta zor oluyor. Şu pantolonun da fermuarı bayağı bir bozuldu. Yani şuradan çıktı. Bunun için terziye gidecek. Bu da şu Trendyol'un pantolonların bazılarında fermuar sıkıntısı yaşıyorum. Siz de yaşadınız mı? Yani güzelse çok güzel çıkıyor. Gerçekten pantolon. Hani en sevdiğim pantolon oluyor. Bazen de fermuarları hep sıkıntılı çıkıyor. Pantolonu kaldırayım kışlık bölümüne. Yazın bir deri beni mahveder. Giyme şansım yok yani. Şimdi kaldıralım. Yine Trendyol'un bir mamcini. Bunun içine giremiyorum şu anda. Kilo almıştım o yüzden. Bir 4-5 kilo versem olmayan bütün pantolonlarıma gireceğim. İnşallah. Yine de silelim şöyle. Tamam, pantolonlarım da hazır. Alttakiler de gayet düzgün görüyorsunuz. Silip düzenledim orayı. Öyle kalsınlar. Burada 3 tane pantolonumuz var. Bunlar yapılmaya gidecek. Tamam. Bitti. Hallettik. Çok mutluyum şu anda.
Evet, yeni pijamalarımı giydim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bir yüzümü yıkayacağım, bir nemlendireceğim. Ondan sonra da yatacağım artık. Yatma modunda bu videoyu editleyeceğim. Şimdi size şunu göstereceğim hem. La Roche'un şu serisini aldım ben. Bu yıkama jeli. Biraz küçük boy bu, 50 ml. Şu toniği ve nemlendiricisi. Bunları böyle paket şeklinde aldım. Bir kere kullandım dün akşam. İlk kullanıma göre gayet sevdim. Bu ikinci kullanışım olacak. Yine zamanla kullandıkça size yorumlarımı belirtirim videolarda. Şöyle şu cihazım var benim. Açıyorum. Biraz bundan. Bunun seviyeleri de var, arttırabiliyorum. Bu günlük yaptığım bir işlem. Şimdi toniği uygulayacağım. Tonik gerçekten gözenekleri sıkıştırmada etkili tonik diyor. Gerçekten ilk kullanımda biraz fark ettim gibi. Gözenekleri küçülttüğünü. Yani düzenli bir şekilde kullanacağım. İnşallah işe yarar. Şurada alnımda bir tane büyük bir sivilce çıktı. İnşallah sabaha iner. Burun kenarlarım hassas oluyor. Oraya biraz daha süreceğim. Artık ben gece moduna geçiyorum arkadaşlar. Videom bu kadardı. Arka arkaya videolarım gelecek. Beğendiyseniz beğeni basmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.